Britanya VIP vize uygulamasına geçiyor. Yeni uygulamayla pahalı şirket yöneticilerinin ülkeye çekilmesi hedefleniyor. Aynı günde vize veren servis Çin'in de aralarında olduğu birçok ülkede uygulamaya geçecek. İçişleri Bakanı Theresa May, 100'e yakın küresel şirket liderine de kendi ihtiyaçlarına uygun vize servisi önerileceği sözü verdi. Küresel ekonomik yarışta başarılı olmak ve şirketlerin sürekli değişen ihtiyaçlarına hizmet edebilmek için bu uygulamanın gerekli olduğunu vurgulayan May, yüksek değerde ve öncelikteki işyerlerinin ihtiyaçlarına cevap vererek hem ekonomik büyümeyi destekleyeceğiz hem de sınırlarımızın güvenliğini koruyacağız dedi. Şu anda 67 ülkede 3 ila 5 gün arasında vize veren servisin ilkbahara kadar 90 ülkeye ulaştırılması hedefleniyor. Net göçü 10 binlere indirgemeyi planlayan yeni göçmenlik politikasına sadece muhalefet değil, koalisyon ortağı Liberal Parti de itiraz ediyor. Öğrenci vizelerine getirilen zorlukla en iyi öğrencilerin Amerika, Almanya ve Avustralya'daki eğitim kurumlarına kaptırılacağı tartışılıyor. Hükümetin bu yeni politikası, parası olan ve iş yapmak isteyenlere açılmak, ülkede kalma potansiyeli olan öğrenci, turist, iltica başvurularına ise çok daha sert eleme ve denetleme getirmek.